Lütfen herkes not etsin. Seçime 2-3 gün kala, 5 gün kala ya da en çok 1 hafta kala hatta yapılacak kamuoyu araştırmalarında Muharrem İnce'nin oyu %1,5, %2'yi bulursa mucize. Mümkün değil. Yalnız bu arada Sinan Oğan'ın oyları artacak. Onu size söyleyeyim. Bakın, Neye komplo bağlı? teorisi olmuyorum. İddia ederek söylüyorum. İddia ederek söylüyorum. Yanılabilir miyim? Yanılmayacağım. Devlet Bahçeli'nin yeni veliahtı Sinan Oğan. Lütfen not edin. Devlet Bahçeli istediği için değil. Devlet istediği için, o nedenle de MHP'liler Cumhurbaşkanlığı seçimlerini Tayyip Erdoğan'a değil, Sinan Oğan'a oy vermeleri için teşkilatlar tarafından teşvik edilecekler. Ya Eyvah. O çok önemli bir yerdeydi. Dedem geri gelin lütfen. Ah geldi. İnternetim gitti. Memduh Evet, dede de çok önemli. Memduh dede demişti derler. Benim tahminim, yanılmayacağımı zannediyorum. Ama siyasettir. Siyasette çok da kesin konuşma gelmez. Devlet Bahçeli siyaseti bırakacak. Gidecek, siyasetin dışına çıkacak. Ve çok büyük ihtimalle Osmaniye'de kaybedebilir de Devlet Bey. Bunu da lütfen not etsinler. Değil mi? Bilebildiğim kadarıyla galiba bugün duydum, bir yerde okudum. Derya Yanık mı karşısında var? Evet, bakan, evet. Karşısında Ya onu gördüm. ben ya kusura bakmayın, kendimi övmek için söylemiyorum. Artık ben bu Estağfurullah. işin içinde yoruldum ya. 4 senedir Devlet Bahçeli golünü ne zaman atacak diye bekliyorum. Attı golünü. Tayyip de sen bana gol atar mısın dedi. Karşısında Derya Yanık koydu. Aynen öyle. Ha. Onun için şimdi bakın, şunu da söyleyeyim. Strateji okusunlar gençler. Yaşlı genç fark etmez. Sana da tavsiyem kızım. Strateji okuyun. Stratejiyi mutlaka okuyun. Stratejiyi mutlaka öğrenin. Strateji yapmak ayıp değildir. İnsan bazen sevdiğine de strateji yapar. Tabii. Sevdiğinin gönlü olması için strateji yapmak hiç de ayıp bir şey değildir ya. Bazen birilerini kandırmak için strateji kurarsınız. Bazen birilerini kandırırsınız ama iyi niyetli bir kandırmadır o. En azından onu mutlu etmek için kandırırsınız. Strateji siyasette, savaşta, ticarette, pazarlık masalarında, müzakerelerde stratejiniz olmadan gitmeyeceksiniz. Mutlaka stratejiniz olacak. Savaş stratejilerinden birisinde denir ki, tabii bu savaş şu savaş, ama yani silahlı savaştan bahsetmiyorum. Saraylarda bilhassa. Saraylarda. Der ki Makyavel prense öğütlerinde, düşmanını yakınında tut ki kontrol edebilesin. Bakın, düşmanını yakınında tut ki kontrol edebilesin. Başka neden ama? Savaş olacaksa eğer, ya da karşı tarafı düşmanını yenilgiye uğratacaksa, düşmanının yanında ol ki düşmanını kontrol edip onu yakından vuracağın sillelerle kolayca alt edesin. Uzaktan atarsan etkisi olmaz. Devlet Bahçeli Erdoğan'a olmadık hakaretler etti. Siyasi hayatında Erdoğan'a, Devlet Evet. Bahçeli'nin ettiği kadar hakaret eden hiçbir lider, hiçbir siyasetçi yok. Hiçbir yurttaş da yok. Neyse. Devlet Bahçeli sonra savaş taktiğine döndü. Yakın savaş ustası diye de ben yazdım bundan 4 sene önce. Hemen taktiğini değiştirdi. Recep Tayyip Erdoğan'ı kontrolü altına alabilmek, onun siyasi gücünden istifade edebilmek için yanına girdi, yamacına girdi. Nasıl girdi? Yem attı. Yem neydi? Tayyip Erdoğan başkan olmak için canının bir kısmını bile verebilirdi. Dedi ben, ya daha o çok değil. Ondan 5-6 ay önce tekeden süt sağılmaz, Erdoğan'dan Cumhurbaşkanı olmaz diyen Bahçeli, Evet, Tayyip aynen Erdoğan, öyle dedim. ben seni başkan yapayım dedi. Şimdi bu düşmanın yanına girme. Recep Tayyip Erdoğan onun düşman olarak yanına gireceğini düşünmedi. Gerçekten de samimiyetle kendisine herhalde yardımcı olacağını düşündü. Ya da o var ya, bir Sadat'ın başındaki emekli asker, emekli
general. Adnan Hoca'nı verdi. Adnan Hoca dedi ki ona, o başka Adnan Hoca tabii ki. Sayın Cumhurbaşkanı dedi, Bahçeli'ye çok fazla güvenmeyelim. Uzakta da tutmayalım dedi. Uzakta onu kontrol edemeyiz dedi. Bizim için tehlike olabilir. Onu yanımıza alalım dedi. Büyük ihtimalle. Recep Tayyip Erdoğan kim ne derse inanan bir tip. Bana inanmıyorlar ya. Recep Tayyip Erdoğan çocuk gibidir. Çocuk, bildiğin çocuk. En son kim onunla konuştu sonra inanıyor. Evet. Kimse bana aksini söyleyemez. Aksini söyleyen yalan söyler. İnandı Tayyip Erdoğan o laflara. Devlet Bahçeli'nin yanına girmesine izin verdi. Onun kafasında ne vardı? O ise düşmanını yanına çekerek kontrol altına alacaktı. Bakın, Bahçeli düşmanının yanına girip düşmanını yok edecek. Erdoğan ise düşmanını yanına çekecek, kontrol edecek. Birinci daha tehlikeli. Birinci yok etmek amacı taşıyor. Ben bunları stratejik zekamla düşündüm, tarttım, biçtim. Olsa olsa metoduyla gittim. Bunu yarattım ve oturdum. O gün video çektim. Yakın savaş ustası Bahçeli diye. Ve dedim göreceksiniz Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi hayatını bitirecek. Ben bunu dedim de Recep Tayyip Erdoğan'ın oy oranı %53,5'tu. Şimdi Recep Tayyip Erdoğan'dan bahsediyoruz. İttifaktan değil. %30 diyorlar, inanmıyorum. O kadar da yok. Şimdi Bahçeli en sonunda daha dedim bir dakika. Son damgayı, son voleyi vurmadı. Yani esas son darbeyi. Son darbeyi vurdu şimdi. Bahçeli. Tabii Bahçeli darbe vurdu. Bu ben ayrı gidiyorum demek. Ayrı gidiyorum demek Devlet Bahçeli'nin Sinan Oğan'a destek verilmesinin önünü açmak demektir. Şimdi Sinan Oğan ülkücü, MHP'den gelme. İyi de aydın da bir çocuk. Doktor akademisyen ünvanı da var. Genç, etkili konuşuyor. Şimdi bu ülkücü MHP'li seçmen Recep Tayyip Erdoğan'a mı oy verir? Sinan Oğan'a mı oy verir? Devlet Bahçeli Erdoğan'ın listelerinden girseydi teşkilatlar Cumhurbaşkanlığı seçiminde oyumuz Sinan Oğan'a diyebilir miydi? Diyemezlerdi. Zaten kimse de inanmazdı. Ama şimdi de değil. Şimdi diyorlar ki bizim patron başbuğumuz, o da başbuğu Erdoğan'a dirsek vurdu, dirsek çevirdi. Sinan Oğan'ı destekliyoruz. Ben böyle sizinliyorum. Böyle olacağına inanıyorum. Kanaatim bu sevgili kızım. Bakalım hep beraber göreceğiz ama neler ama olacağını. Şimdi öyle şeyler söylediniz ki çok mantıklı dedem. Özellikle bu listeler hazırlanması ve ondan önce Bahçeli'nin yaptığı açıklamalar ki dediğim gibi az önce program başında söyledim. Sizin orada yaptığınız yorumlar acayip taşlar yerine oturuyor. Çok da izlenmişti. O zaman bütün bunlar iki isim arasında birbirlerini gördüler. Yani bu karşılıklı satranç birbirlerini gördüler ve az önce bir izleyicimiz de sormuş hakikaten Bahçeli'nin yerini ya da MHP'nin yerini Hüdapar mı alıyor? Öyle bakabilir miyiz? Evet, öyle bakabilir miyiz değil, öyle bakmalıyız. Öyle. Evet. Bir tarafta şimdi bakınız, ben bir şirket kursam, sen bir şirket kursan, şirketinde ortak olacağın kişilerin siyasi iradesine bakmazsın ama şirketin ticari politikalarının nasıl olması konusunda birbirine zıt iki kişiyle çalışmasın. Neden? İkisi de birbirine ayak bağı olurlar. Yürütemez. Siyaset de böyle. Devlet Bahçeli'nin Devlet Bahçeli'yi istiskal etmek istedi Erdoğan'da. Yani Devlet Bahçeli'den kurtulmak istedi. Devlet Bahçeli de bunu zaten bekliyordu böyle bir şeyi ama o da zaten oyununu kurmuştu. Israrla Hüdapar'da ısrar edince yanına almakta Devlet Bahçeli dedi ki bu belli ki seçimlerden sonra zaten bana bir madik atacak. Öyle derler bizde. Madik atmak derler buna. Evet, bana madik bu madik atacak. Ben bunu getirebildiğim yere kadar getirdim. Artık seçimlere de şu kadar zaman kaldı. Pazar gününe kadar bile beklemeden daha Perşembe gününden listelere gitti. Yüksek Seçim Kurulu'na verdi. Neden? O üç günde Recep Tayyip Erdoğan kendisine baskı yapmasın diye. Ya da müteahhitler var ya, ünlü müteahhitler. O müteahhitler baskı yapmasın diye. Evet. Ben Tansu Çiller bana milletvekilliği teklif ettiğimde 99 seçimlerinde olmaz dedim kibarca önce. İsrar etti. Dedim o zaman bir eşime danışmama müsaade ederseniz buyurun. Tabii bir görüş dedi, bana bildir. O gece her haftada bir gün televizyona çıkıyordum BTV'ye.
Çıktım televizyonda da programa başlar başlamaz Sayın Çiller bana milletvekili teklif etti. Çok harika, onur verici bir şey. Ama ben kendisine hayır dedim. Diyeceksiniz ki niye bize söylüyorsun? Size söylemezsem dedim. Kendimi bağlayamam, beni ikna eder. Ellerini avucunun içine aldı mı köfte yapıyor. İnsanları ikna ediyordu çünkü. Şimdi ben dedim ikna eder. Onun için şimdi söyleyeyim ki kendimi bağlayayım. Devlet Bahçeli de 3 gün önceden götürdü verdi liselere kendini bağlamak için. Ya bu kadar kararlı bir adamdan bahsediyoruz ya. Bu kadar kararlı. Ya bu adamın artık bu saatten sonra Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı için hem de kaybettiğini göre göre oy verme ya da oy istemesini benim aklım almıyor. Benim tahminim o. Sinan'a da buradan sesleniyorum. Bak kardeşim, aslan gibi bir adamsın. Temiz bir çocuksun. Temiz bir genç adamsın. Geleceğin de parlak. Devlet Bey'le ilgili sakın ola kötü bir şeyler söyleme. Sakın. Tek kelime etme onunla ilgili. Hiçbir MHP'li ile ilgili kötü şey söyleme kardeşim. Mücadeleni yap. Yaparken mücadeleni beyefendiliğini de bozma. Bu MHP senin MHP'n kardeşim. Yanlış yapmazsan MHP senin MHP'n. Benden söylemesin. Ve bu MHP'li seçmenler Sinan kardeşim benim. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde sana oy verecekler. Ha bak bu lafımı da unutma. Diyeceksin ki ya ben bilmiyorum sen nereden biliyorsun? Ya ben akıl yürütüyorum. Sen duygularına bakıyorsunuz sevgili Sinan kardeşim. Benim tanıdığım bu ülkücüler Recep Tayyip Erdoğan'a bu şartlarda oy vermezler. Vermezler ya. Ben böyle diyorum. Yanılırsam da kimse üstüme gelmesin ha. İnkar ederim. Olur mu? Çok mantıklı ya. Yani ben de dinledikçe çok önemli diyorum. Hakikaten çünkü bir şeylik var arada, bir soğukluk, bir kopma var ama bunu nasıl tolere edecek iki partide boşalttıkları yeri tolere molere yok. Lale ne tolere? Tolere böyle tolere işte yok. MHP Sinan, ülkücüler Sinan Ogan'a verecek, Erdoğan da MHP'nin yerine Hüdapar'ı alıyor. Benim görüşüm o. Artık Erdoğan seçimi kaybettiğini zaten farkında. Biliyor mu Erdoğan? Bakanın, 17 bakanın 15'ini liste başına koymak ne demek? Siz beceriksizsiniz. Beceremediniz. Zaten iktidara da gelmeyeceğim artık. Gelemeyeceğiz. Sizin yüzünüzden. Hiç olmazsa sizi kurtarayım da dokunmazlık zırhına bürünün 5 tane. Başka ne? Bana bunun başka yolunu anlatsın birisi ya. Ay anlatsın desinler ki Süleyman Soylu yatırımcı bir bakan. Nereye yatırım, ne yatırım yaptı ya? İnsanları hapse attı, cezaevi yaptı bol bol. Adalet Bakanı gitti. Urfa'dan aday. Ya Adalet Bakanı Urfa'dan aday yapmak demek Şanya ile ailesine hakaret etmek demektir. Urfalılara hakaret etmek demektir. böyle ya. Başka var. Ya gitti Nebati'yi. Nebati'yi Mersin'den aday yaptı. Nebati'nin aday olduğu bölgede Kürt siyasi hareketi çok güçlü. Çok kuvvetli. Efendim liste başı seçilir. Tamam seçilir. Ben seçilmez demiyorum ama çok yıpranacak orada. Çok yıpranacak. Perişan olacak. Perişan. Ha bak bu lafımı koyun bir tarafa. Peki şunu da sorayım bu konuyla ilgili. Erdoğan kaybedeceğini biliyor dediniz ama şeyi mi umuyor? Yani ben nasıl olsa hani milletvekili şeyini kaybedeceğim çoğunluğunu mecliste. Bari cumhurbaşkanı olayım. Onun derdine düşmüş olabilir mi? Erdoğan'ın cumhurbaşkanı olabilme şansı yok. Ben görmem öyle bir şans. Ya kendi öyle düşünüyor olabilir mi? Hayır. Erdoğan öyle düşünmez. Erdoğan'ı öyle düşündürtürler. Artık bunu kabul edelim. Bak bu da göreceksiniz. Siyaset sahnesinden düşsün Erdoğan. En yakın çevresinden dökülmeler başlayacak. Ya hiç ya. O kadar şeydi ki, saftı ki. Herkes diyor ki Erdoğan abi acayip zeki. Ya nasıl zeki? Nasıl zeka bu ya? Böyle bir zeka olur mu ya? Yapmasınlar etmesinler ya. Erdoğan herkesi dinliyor. Bir gün bir Murat'ı dinliyor. Öbür gün başka bir Murat'ı dinliyor. Bir Murat diyor ki Sayın Cumhurbaşkanı faizleri arttıralım. Arttır Murat'cığım diyor, arttırıyor. Sonra bakıyorlar iş gitmiyor. Öteki bir Murat geliyor. Uysal Murat geliyor. Sayın Cumhurbaşkanı böyle şey olur mu? Faizleri düşürelim diyor. Düşür Murat diyor. Ya evet ya. Böyle ya. Türkiye böyle geldi bu hale ya. Pusula gitmiş. Ben ekonomistim. Ya Sayın Recep Bey, siz ekonomist falan değilsiniz. Kim bilir, belki çok iyi bir insansınız. Belki harika bir babasınız. Belki mükemmel bir dedesiniz. Ama beni ilgilendirmiyor. Benim annem senden daha iyi. Benim annem de mükemmel bir
anne. Mükemmel bir insan. Ama cumhurbaşkanlığı yapamaz. Ya bunlar kolay şeyler değil ya. Efendim afilli yürüyormuş. E bana ne afilli yürüyeceğini, tekerlekli sandalyede gitsin kafası çalışsın. Hırsızlığa meydan vermesin. Çaldırmasın yani. Ama tekerlekli sandalyede gitsin. Ya Roosevelt tekerlekli sandalyede Amerika'yı dünyanın bir numarası yaptı ya. Tekerlekli sandalyede. Neden? E belinden aşağısı tutmuyordu çünkü. Ya. Ya. Bizim millete bakar mısın? Abi bir yürüyor, bir yürüyor ki. E bana ne yürüyüşünden onu ya? Hiç yani. Yürümeyle keşke olsa bu işler. Memleket kurtuluyor mu yürümeyle? Öyle dedi ki sen bir kadın sokak röportajında. Görmüyor musun dedi. Ben onun yürüyüşüne aşığım dedi. Bayağı. Ben bunları böyle görünce deliriyorum ya. Ben bunları görünce deliriyorum dedem valla. Peki Bahçeli bunca yıkıma neden sebep oldu sorar mısınız demiş Berolina. Recep Tayyip Erdoğan'ı bunca süre niye destekleyip bitirme noktasına getirdi? Neden yaptı? Ya, yani sevgili kardeşime şunu söyleyeyim. Devletler ve siyasi partiler öyle bir siyasi liderler bir gecede falan yıkılmazlar. Bunlar o kadar kolay şeyler değildir. Clinton bize göre, bizim ulusumuza göre, bizim toplumumuza göre ahlak dışı bir iş yaşadığını itiraf ettiği halde 2 seneden fazla 3 seneye yakın Amerika Birleşik Devletleri Başkanı olarak görevine devam etti. Yani Bahçeli ben geldim Recep Bey yarın yıkayayım böyle bir şey yok. Ben bunu daha ilk gün 4 sene öncesinde söyledim. Birden değil bu. Bir defa eğer stratejiden bahsediyorum. Birisini yıkmayı kafaya koyduysanız düşmanınızı onun ya da ona düşman olduğunuzu asla belli etmeyeceksiniz. Mümkün olduğu kadar ne isterse vereceksiniz. Mümkün olduğu kadar vereceksiniz. Hiç sakıncası yok. Ne verecek Devlet Bahçeli? Gençliğini verecek onlara, oy verecek. Ama öyle bir güvendirdi ki kendisini, öyle bir pusular kurdu ki. Peki bunu Devlet Bahçeli mi yaptı? Hayır. Devlet Bahçeli 2002 seçimlerinde Türkiye'yi götürürken ona o görevi kim verdiyse bence aynı kişiler bu sefer de bak bu Recep Tayyip Erdoğan'a Türkiye'nin başına biz bela ettik. Şimdi bunu Türkiye'ye bundan sen kurtaracaksın diye görev verdiler. Benim tahminim bu. Ben böyle bir şey bir bilgiye sahip değilim. Benim tahminim. Ama 4 sene önce söylediklerim çıktığına göre demek doğru tahmin etmişim ben. Bakın Erdoğan'ın oylarını en az 23-24 puan aşağı çekti Bahçeli. Ya bu az başarı mı arkadaşlar ya? Doğru. CHP bunu 15 sene 34'ten yukarı çıkarttı aşağı indiremedi. Doğru. Devlet Bahçeli 4 yılda 4-5 yılda diyelim oylarını 53,5'tan %30'a düşürdü. Daha ne yapsın ya? Hay daha ne yapsın yani? Şimdi de son darbeyi vurdu.